Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video içeriğiyle karşınızdayız. Bu video içeriğimizde yine sizlerle bir hikayeyi paylaşacağız. Bir şarkı sözü yazarı ve şarkıcının hikayesi. Hikayemizin kahramanları kimler? Fikret Şeneş ve Ajda Pekkan. Fikret Şeneş'in ve Ajda Pekkan'ın 1970'li yıllarda kesişen yolları adeta ikisinin de kariyerlerinin başlangıcı dersem hiç de yanlış olmaz. Peki nasıl olmuştu da bu iki önemli imzanın yolları kesişmiş ve bir araya gelmişlerdi? Hikayenin o noktasına gelmeden önce Ajda Pekkan'ın kariyerine şöyle bir göz atmak lazım. Kariyerine ilk başladığı yıllarda bir sinema yıldızı olarak start vermiş olsa da sonraki dönemde stüdyoya girip şarkı söylemeye başlayan Ajda Pekkan'ın yolu bir radyo DJ ile kesişmişti. Adı Feci Evcioğlu. Feci Evcioğlu İstanbul Radyosu'nda DJ olarak radyo programları yapıyor ve tabii ki bir radyo DJ olarak da sanatçılara kolaylıkla ulaşabiliyordu. Bu sayede yazdığı şarkı sözlerinin ve bestelerin sanatçılar tarafından yorumlanmasına da bir imkan yaratıyordu. Bu sanatçılardan biri de Ajda Pekkan'dı. Ajda Pekkan, Feci Evcioğlu'nun yazdığı şarkı sözlerini ve besteleri yorumluyor ve kariyer basamaklarını tek tek çıkmaya çalışıyordu. Ancak bu birliktelik bir gün sekteye uğradı. Ajda Pekkan'la Feci Evcioğlu'nun arası açıldı. Araları açıldıktan sonra tabii ki beraberinde bir küskünlük ve kırgınlık sürecine girdiler. Ancak o süreçte Feci Evcioğlu bir sürpriz yaptı. Bu sürpriz son derece ilginçti. Ajda Pekkan'ın kız kardeşi olan Semiramis Pekkan'la çalışmaya başladı. Ona İngilizce bir şarkı yazdı. Bu şarkıyı Semiramis Pekkan stüdyoya girerek okudu ve yayınladı. İşte bu olaydan sonra ipler tamamen koptu. Ajda Pekkan, kız kardeşi Semiramis Pekkan'ı o denli kıskandı ki onunla 2 yıl adeta konuşmadı. Ve diğer taraftan Feci Evcioğlu'na da gerçekten çok ama çok kızdı. Hatta o denli kızdı ki evini dahi taşladı. Feci Evcioğlu ve Ajda Pekkan'ın müzikal olarak yolları ayrıldıktan sonra Ajda Pekkan'ın söz yazarı ve besteci olarak başka isimlerle denemeleri oldu. Ancak beklenen ivme kazanılamadı. Ama gelin görün ki Feci Evcioğlu, Ajda Pekkan ayrılığı yeni bir birlikteliği ortaya çıkartacaktı. Ajda Pekkan'ın yolu yepyeni bir şarkı sözü yazarıyla kesişecek ve 40 yılı aşkın süre hem dost hem arkadaş hem abla kardeş olacaklar ve birbirlerini adeta tamamlayacaklardı. Biri olmadan diğerinin olamayacağı gibi bir tamamlanmaydı bu. Hatta kariyerlerinin ilerleyen zamanlarında Fikret Şeneş şu cümleyi kuracaktı. Ben olmadan o asla bu kadar ünlenemezdi. O olmadan da ben. Uykusuz her gece. Ajda Pekkan'ın Feci Evcioğlu'yla çalışmaları sona erdikten ve araları açıldıktan sonra arkadaşlarından Ahmet Çapa ona şunu söyler. Benim annem de şarkı sözleri yazıyor. İstersen bir tanış der. Ahmet Çapa'nın annesi Fikret Şeneş'tir. Peki Fikret Şeneş nasıl bir kadındı? Fikret Şeneş oğullarını adeta bir anlamda babasız büyütmeye çalışan prensip sahibi bir kadındı. O denli prensip sahibiydi ki her akşam saat 8'de yenen akşam yemeğinde tüm çocuklarının aynı masanın etrafında olmasını isterdi. O akşam yemeklerinden birinde Ahmet Çapa yemeğe geç kaldı. Saat 8 Ahmet Çapa yok. Saat 8.15 Ahmet Çapa yine yok. Saat 8.20'yi gösterdiğinde Ahmet Çapa nihayet gelir. Fikret Şeneş neden geç kaldı sorar. Ahmet, arkadaşların teknesiyle adalara gittik ancak hava bozdu. Hava bozunca da gelmekte geciktik der. Fikret Şeneş, kimmiş o arkadaşların diye sorar. Çünkü son derece kızgındır. Ahmet Çapa arkadaşlarını sayarken Ajda da vardı der. O ana kadar Fikret Şeneş, Ahmet'in arkadaşları arasında Ajda adını ilk kez duymuştur. Ahmet'in açıklamaları Fikret Şeneş'i asla tatmin etmez ve çabuk odana geç der. Kendisi de arkasından onu takip eder. Odaya girdiklerinde odada bulunan gitarı eline alır ve Ahmet Çapa'nın kafasında parçalar. Hatta o dönemlerde Ahmet Çapa'yı İsviçre'ye dahi gönderir. Bu olayları takip eden yakın günlerden bir gün Fikret Şeneş yakın dostlarıyla birlikte müzik dinlemek için dönemin ünlü kulüplerinden biri olan Çatı'ya gider. Çatı, İlham Gencer'in sahne aldığı kulüp olmanın yanında aynı zamanda İlham Gencer bu kulübünde sahibidir ve orkestrası da dönemin ünlü popüler orkestralarından biridir. Fikret Şeneş arkadaşlarıyla masasında eğlenirken ve müzik dinlerken yanına güzel ve alımlı bir genç kız gelir. Merhaba, ben Ahmet'in arkadaşıyım. Ahmet benim yüzümden sizden azar işitmiş, o Ajda benim der. Ve ekler. Ben de şarkı söylüyorum. Bana da şarkı sözü yazar mısınız der. İşte o cümle Fikret Şeneş ve Ajda Pekkan birlikteliğinin 40 yılı aşkın sürecek olan müzikal birlikteliğin başlangıç cümlesidir.
Artık 1970'li yılların başından itibaren Türk popüler müziğinde Fikret Şeneş ve Ajda Pekkan rüzgarı esecektir. 1975 yılında çıkacak olan son derece başarılı Ajda Long Play'nin öncesinde Fikret Şeneş 45'liklerde Ajda Pekkan'a şarkılar yazmaya başlar. Onlardan bir tanesi de 1970 yılında çıkan 45'liktir. Sensiz Yıllarda adıyla yayınlanan 45'lik gerçekten de sükse yapar. Sensiz yıllarda yaşadımsa Ajda Pekkan'la Fikret Şeneş'in müzikal ortaklığı bazılarını kıskandırır. Onlardan bir tanesi de Fecri Ebcioğlu'du. Artık devir tersine dönmüştür. Bir zamanlar Fecri Ebcioğlu'nu Semiramis Pekkan'a yazdığı şarkıdan dolayı kıskanan Ajda Pekkan'ı artık bir anlamda Fecri Ebcioğlu kıskanmaktadır. Fikret Şeneş gerçekten de çok ama çok başarılı şarkılar yazmaktadır. Peki bu başarılı şarkılar nasıl ortaya çıkıyordu? Gayet kolay. Fikret Şeneş'in o dönemin şarkı sözü yazarlarından daha önemli bir avantajı vardı. Oğullarından Celal Çapa sıklıkla yurt dışına çıkıyor, gelirken Türkiye dönüşünde yanında birçok yeni plakla geliyordu. Bu plakları oğlu Ahmet evin salonunda halının üzerine yayıyor, o şarkıları tek tek dinliyor, dinlediği şarkılar arasında annesi Fikret Şeneş'e önermelerde bulunuyor, seçtiği şarkıları bu kez Fikret Şeneş elden geçiriyor ve hangisine söz yazacağına karar veriyordu. Yani ekip gerçekten de iyi çalışıyordu. Fikret Şeneş'in yazdığı şarkıları Ajda Pekkan o denli güzel yorumluyordu ki ortaya adeta harikulade bir birliktelik çıkmıştı. Ancak bu birliktelikte, bu müzikal ortaklıkta zaman zaman anlaşmazlıklar da olmuyor değildi. Örneğin Kimler Geldi, Kimler Geçti isimli şarkı stüdyoda yorumlanacağı sırada Ajda Pekkan bu şarkıyı yorumlamak istememişti. Fikret Şeneş o dönemleri şöyle anlatıyor. Ajda Fransızca şarkıları o denli dinliyordu ki Kimler Geldi, Kimler Geçti'yi duyduğunda şarkıyı Alaturka buldu. Okumayacağını söyledi. Ben ona çok kızdım. Köpek avlasa bu şarkı hit olur dedim ve o şarkıyı zorla Ajda'ya okuttum ve yanılmadım. Kimler Geldi, Kimler Geçti en değerli Ajda Pekkan şarkılarından biri oldu. Kimler geldi hayatımdan, kimler geçti hiçbirisi. Buna karşılık Ajda Pekkan yıllar sonra müzikal bir itirafta bulundu. O yıllarda Fikret Şeneş'in benim için yazdığı şarkıları anlamakta zorlanıyordum. Bana büyüyünce anlarsın diyordu. Gerçekten de haklıymış. Bugün onunla çalıştığım ve onun yazdığı şarkıları yorumladığım için şükrediyorum dedi. 40 yıllık müzikal birliktelik içerisinde acaba Fikret Şeneş'le Ajda Pekkan arasında hiç mi kırgınlık ya da küskünlük olmadı? Tabii ki oldu. Fikret Şeneş onları şöyle özetliyor. 3,5 defa bana karşı densizlikleri, cahillikleri oldu. Ancak bunlar çalışma prensiplerinden kaynaklanan kırgınlıklardı. Çok da uzun sürmezdi. En fazla 6 ay. Gelip benden özür diler ve yeniden barışırdık diyor. Fikret Şeneş ve Ajda Pekkan bu müzikal ortaklıkla birlikte abla kardeş ilişkisi içerisindeki beraberlikleri içinde tabii ki yurt dışı seyahatleri de gerçekleştirdiler. Sıklıkla New York'a ve Paris'e gittiler. Bu yolculuklar Ajda Pekkan'ın kendini geliştirmesine ve şekillendirmesine de fırsat tanıdı. Sürekli kendini yenileyen görünümü ve değişime açık tavrıyla dönemin diğer şarkıcılarından sıyrıldı ve adeta hayranlarının gözünde bir ikon halini aldı. İşte o Ajda Pekkan'dı. Ajda Pekkan'a zaman içerisinde süperstar denmesinde de Fikret Şeneş'in ona yazdığı şarkı sözlerinin gerçekten de çok ama çok büyük etkisi vardı. İşte Ajda Pekkan, Fikret Şeneş birlikteliği, müzikal yolculuğu böylesine önemli bir yolculuktu. Bana kalırsa Fikret Şeneş'le Ajda Pekkan'ın birlikteliğinde ortaya çıkan uyum, Türk popüler müzik tarihinde bir başka örneği olmayan bir uyumdu. Ve 70'lerden itibaren Ajda Pekkan'ı Ajda Pekkan yapan şarkılarla Türk popüler müziği adeta çok önemli zenginlikler kazandı. Her ne kadar bu şarkılar yabancı marketten Türk popuna adapte edilmiş olan Fikret Şeneş'in sözlerini yazmış olduğu şarkılar olsa da gerçekten de sözlerin duygusuyla birlikte büyük zenginlikler içeren şarkılardı. Bu programda son cümlemizi kurarken şu notu da düşmemiz lazım bir kez daha. Kim kime ne kadar faydalı oldu? Ajda Pekkan Fikret Şeneş'e mi? Fikret Şeneş Ajda Pekkan'a mı? Söylediğim gibi her ikisi de bir elmanın adeta iki yarısıydı. Biri olmadan diğeri olmaz. İkisi de birbirini tamamlıyordu. Onlar Fikret Şeneş ve Ajda Pekkan'dı. Bir film gibi hikayenin de böylece sonuna geldik. Ancak bir hatırlatma yapalım. Kanalımızda başka birçok film gibi hikayelerimiz var. Onları henüz izlemediyseniz kanalımızda şöyle bir gezintiye çıkın ve o video içeriklerimize de göz atmayı ihmal etmeyin. Eğer ki bu video içeriğimizi ve diğer video içeriklerimiz arasında beğendikleriniz olursa mutlaka yakın çevrenizle paylaşın ki kanalımızdan daha çok kişi haberdar olabilsin. Ve ayrıca henüz bu kanala abone olmadıysanız
abone olun çünkü anında video içeriklerimiz böylece size ulaşmış olacak. Şimdiden ilgi ve alakanıza teşekkürler. Bir başka film gibi hikayede yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.